Alo. Aşkımın mimarı ben. Ayvalık'a gidiyorum, yoldayım. Harika. Mükemmel zamanlama. İyi hadi git sen. Kötü mü başladık biz güne? Anlat bakayım ne oldu? Yurttan atıldım. Ne? Niye, nasıl atıldın? Ya bir tane uyuz bir kız var. Bizim odaya sonradan gelen. Normalde hiç muhatap olmuyoruz. Ama o bize salça olmaya devam edince... Bana kavga ettin deme bak. Kavga etmek ne kelime? Elimden zor aldılar. Ya kızım ne yapıyorsun sen ya? Ya bu gerizekalı eşyalarımı karıştırmış. Canan'la bir odaya girdik. Benim duvak saçında öyle geziyor odada. Bir de pis pis konuşuyor, dalga geçiyor benimle. Yok seni odaya atarmışım, yok bilmem ne. Bana bak dedim, tuttum kızın saçlarından, evire çevire dövdüm kızı. Kız tabii cıyak cıyak bağırıyor. Canan kurtaramadı. Sonra müdüre girdi, beni de kapıya koydular. Kapıya mı koydu? Öyle bir hatada insanı kapıya konulur mu ya? Cezası mezası yok muymuş bunun? Ya bu üçüncü vukuatım Mustafa. Artık ihtar falan kalmadı. Sen beni gelip alacak mısın? Ben başımın çaresine bakayım mı? Bekle, bekle. Meryem. Uyan güzel. Ne oluyor ya? Kalk uyan güzel, hadi geldik. Neredeyiz biz? Ayvalık. Mustafa, bak size gidemem, bizim eve de gidemem. Bizi ortasında niye geldin derler, sorgu sual çekemem yani. Bizim eve gidiyoruz Derya'cığım. Delirdin herhalde. Yo, delirmedim. Ya gideceğiz, direkt annemin karşısına çıkacağız, böyle böyle diyeceğiz. Zaten sen beni aramadan önce ben annem için yola çıkmıştım. Nasıl yani? Ben iş için geliyorsun sandım. Annene ne oldu ki? Ya çok iyi değil durumu. Gece acilde kalmış. Hastaneden aradılar beni. Benim numaramı vermiş herhalde birinin orada. Oradan ulaştılar bana. Kötü mü durumu? Ya konuştuk sonra annemle. Tansiyonu falan fırlamış. Kötü bir şeyler olmuş sanırım. Bilmiyorum tam. Bak ne yap biliyor musun? Şu ilerideki durağa sen beni bırak. Ben bir otelde falan kalırım. Sen de işin bitince gelirsin. Ya ne oteli der ya? Mustafa kusura bakma ama sizde kalamam yani. Kadın hasta diyorum Derya, hasta. Geceyi acilde geçirmiş diyorum. Annem o benim ya, hiç mi ilgilendirmiyor seni? Ne yapayım Mustafa? Beni istemeyen kadına gidip geçmiş olsun mu diyeyim? Beni görünce yine tansiyonu çıkacak. Sen anlamıyor musun? Beni istemiyor, nefret ediyor benden. Niye bu kadar ısrar ediyorsun ki? Olmadı gider bir arkadaşımın evinde falan kalırım. Benim karım öyle istediği yerde kalamaz. Tanımadığım insanların evinde kalamaz. Öyle otelde motelde de kalamazsın. Eve de gidemiyorum. Türkan ablamla da birbirimize girdik. Nerede kalayım ben? Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Of. Bak deli Derya. Hayatımın aşkı, canım karım. Yol arkadaşım. Ya bak ben senin sayende kaderimle barıştım, dost oldum. Ya sen de benim annemle barışsan artık. Ya ben çok sıkıldım artık bu muhabbetten. Ya aranızın böyle olmasından hakikaten çok sıkıldım. Ya bir arada yaşamak bu kadar zor olmamalı ya. Ya benim hatırım için bir adım atsan lütfen. Ben senin hatırın için kendimi ateşe bile atarım ama. Kızım tamam. Zaten annem de bizi elinde meşaleyle beklemiyor ki. Onu da ikna edeceğim ben. Tamam. Tamam. Güzel karım benim. Tamam. Mustafa, yüzükleri çıkaralım. Tamam. Hadi. Ah, bavulları alalım. Tamam. Ver bavulunu bana. Ben kendim taşıyacağım. Ya kızım versene bana. Ya ben kendim taşırım. Tamam canım karım benim. Geçmiş olsun hanım. Geçmiş olsun. Neyin varmış?
Niye yükselmiş tansiyonun? Doktor ilaç falan verdi mi sana? Aldım ilaçlarımı. Gelsene sana. Yok, önce sen bir konuş. Geçmiş olsun dedim, kötü kötü baktı bana. Anne bak, hakikaten ayıp ediyorsun artık ya. Asıl sizin yaptığınız ayıp. Alıp gelmişsin bir de. Ne işi var o kızın bu evde? Bir de bavullarını alıp gelmiş. Misafirim benim anne, misafirim. Senin bu eve misafir kabul edebilmen için kendi evin olması lazım. Bana sordun mu? Sen bu ev senin değil diyorsun yani bana. Oğlum, tek başınayken, yalnızken tabii ki de senin evin. Ben onu istemiyorum bu evde. Uzatma bak. Biz buraya geldik, tatsızlığa gerek yok artık. Sen benim annemsin, Derya da benim sevdiğim. Şu aramızdaki gerginliği bir atalım artık. Bir de kapıma gelmiş, bitti, ayrıldık biz dedi bana. Bitmedi, ayrılmadık. Şimdi de buradayız. Bak, hastasın zaten. Üstüme gelme, birbirimizi kırmayalım. Hasta olduğumu bile bile getirdin işte onu. Beni öldürmek için. Ya sen akıllanmayacak mısın ya? Babam da bırakmış gitmiş seni. Hastane koridorlarında bir başına kalmışsın. Bak, yapma böyle. Sen de mi beni bırakıp gideceksin? Bunu mu ima ediyorsun bana? Beni istiyorsan Derya'yı da kabul edeceksin. Derya gelecek, birkaç gün bizim burada misafirimiz olacak. O kadar. Konu kapanmıştır. Bir tanesini yemekten sonra alıyorsun, bir de yatmadan önce. Eczacı üzerine yazdı zaten. Bu panik manik ilacı değil mi? Tansiyon ilacı değil ki bu. Doktor öyle yazdı, aldım işte. Derya'cığım, şuna bir baksana ya. Latince bir şeyler yazıyor. Ben tam anlayamadım. Senin Latince iyidir. Latince bildiğimi nereden çıkardın sen? Ya kızım, sen mimarlık okuyorsun ya. Lazımdır sana. Biliyorsundur sen. Su alabilir miyim? Buzdolabının içinde var, yoksa masanın üstünde sürahi var. Soğuk su içmiyorum. Ya anneciğim, ne yapıyorsun ya? Ya nazlanma artık, yeter be. Babamla kavga mı ettin sen? Evet. Bundan sonra bir arada oluruz diye düşünüyormuş aslında. Hala seviyormuş beni. Ama sen istemediğin için olmaz dedim. Ben istemediğim için mi? Anneciğim, sen bunu en başından beri biliyordun. Ama gene gittin babamın yanına. Beni hiç bahane etme burada. Bu konuları konuşacağımız yer burası değil. Misafirin var. Yani bunlar aile meseleleri neticede. Yani misafir demeyelim de. Derya da artık bizim ailemizden birisi. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor bu. Biz artık Derya ile bir yola girdik. Artık bizim dertlerimiz de, aile sorunlarımız da ortak. Problemlerimizi konuşabiliriz, bu normal bir şey. İyi misin? Pardon. Mustafa. Ne oldu? Bak, sakın evlendiğimizi söyleme annene. Gider anneme söyler, vallahi yakar bizi. Ya biliyorum, beni kabul etsin istiyorsun. Ama şimdi zaman değil. Bak, kadın bir sürü ilaç alıyor zaten. Yine tansiyonu çıkacak, panik olacak, hastanelik olmasın kadın.